Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz diyorum üçgenler dersimize. Evet, Dokuzuncu sınıflar buyurun ön sıralara geçebilirsiniz diyeceğim ama sadece dokuzlar gelmiyormuş meğer. Üst sınıflardan gelen arkadaşlar da olmuş. Onuncu sınıflar, on birinci sınıflar. Sizler de hoş geldiniz. Üçgenin kıymetini bilen arkadaşlar. Üçgenler dersi kaçar mı diyenler. Efendim yediden yetmişliği buluşturan bir konu. Üçgenlerde. Dördüncü dersteyiz. Hatta bir yeni arkadaşımız daha var. Yeni logolu bir arkadaşımız daha var. Sonunda benim de yeni logolu fasikülüm geldi efendim ellerinize. Gerçi sizdekiyle aynı baskı sadece logomuz eksikti bir öncekinde. Artık logomuzu da tamamladığımıza göre ödevleri rahat rahat verebiliriz. Sayfa 16-17'yi açıyorsun efendim. 18-19'a geçelim mi ne dersin 5. F'ye? Dur hele bir bitirelim söz vermeyelim ama bakarsın bu heyecanla geçeriz be. Yalnız önce şimdi 4. F'ye bitirelim. Ne diyelim? Gönder gelsin hocam diyelim. İspatlarla çıktığımız bir yolda üçgenlerde yola devam ediyoruz efendim. Paralel doğrular, pardon paralel doğrular arası açı kurallarında ikinci kısma geldik. Bunun benzerlerini biraz ispatlar gibi olduk. Daha fazla ispat, daha fazla soru, daha fazla örnekle yolumuza devam ediyoruz. Şimdi kural ne? Kalem ucuna benzeyen şu şekli gördüğünde ABC'nin B, C'nin toplamı 360'mış da. Mışlar falan bizi ilgilendirmez. Biz ispata bakarız abi. Sebep. Neden diye sormadan üçgen ilerlemez. Neden diye sormadan geometri ilerlemez bir arkadaşım. Biz neden diye soranlardınız. Neden diye sorduk. Ben de dedim ki biz bu kırılma noktalarında ne yapıyorduk güzel arkadaşım. Hemen böyle bir tane teğet pardon teğet diyorum paralel atıyorduk. Yalnız paralelimi ayarlayamadım. Şimdi ayarladım galiba güzel de oldu efendim. Bunu ayarladıktan sonra hatırlıyor musun şu paralel iki doğru arasındaki şuradaki açı ile şuradaki açının toplamı kaç dereceydi? Hiç isimlendirmeyeceğim. Direkt cevabı yazacağım. Hocam orası 180 dereceydi. Peki gel bakalım bu iki paralel doğru arasındaki şuradaki iki açının toplamı kaç derecedir? 180 derecedir. E burada yapacak bir şey yok ki. Biz bunları alt alta toplarız. Deriz ki bu kalem ucundaki oradaki üç açının toplamı 360 olmak zorunda. Bu kadar da basit bir ispatı var. Geçen derste eğer atlayıp zıplayıp geldiysen burayı anlamakta zorlanırsın ama onu da söyleyeyim baştan tamam Şimdi gel ya hocam ben oradaki köşe sayılarını arttırsam bizim hoca demişti ki ya da ben bir kitapta gördüm ki şuradaki kenar sayılarını sayınca onu da 180 ile çarpınca cevap çıkıyor. 1, 2, 3, 4, 180 ile 4'ü çarparım 720 hocam. Da. Ben sevmiyorum o ezberleri be. Ya bırak ezberleme yok yoktur e çarpacağım 5 çarpacağım boş ver onları. Sen gel benimle birlikte. Sorularda da aynen bunu yap güzel arkadaşım. Şu tam kırılma noktalarında ne yapıyorsun? Paraleller çekiyorsun. Çektiğimiz bu paraleller sonunda şurada ne var? 180 derece var. Hocam burada ne var? 180 derece var. Şurada ne var? O iki açının toplama anlamında yalnız. Burada ne var derken ne var? İki tane doğru var. Arasında kalan açılar var. Yoksa ben ne eleyim? 180 çarpı 4'ten neyi elde edeceksin? Oradaki bütün harflerin toplamının 720 olduğunu gördük. Gördük. Problem var mı? Yok. Son bir tane daha ispat vereyim mi? Bakayım kaç tane ispat kaldı? İki tane kalmış. İki tane daha ispat verip olayı bitireceğiz. Atacağız kenara yola devam edeceğiz. Gel. meran kuralı. Hocam bu nasıl bir kuraldır? Ya bak buna meran kuralı diyorlar. Boomerang'a benzediği için. Roket üçgen kuralı diyorlar. Rokete benzediği için. Hatta inanmazsın. Şalvar üçgen de diyorlar buna. Yani şalvara da benziyor. Vallahi benziyor. Ben ben bir şey söyleyeyim şimdi. meran kuralında asıl ispatı ben aslında üçgenlerden yapıyorum. Ama Hani burada bilmiyorum üçgenlerden mi yapsam ispatı. Gerçi bir gösterelim önce. Şimdi bu tarz bir ifade gördüğünde A'nın, B'nin, C'nin toplamının ne olduğunu biliyorsun. Şuradaki D olduğunu biliyorsun. Yani neden sorusunu bize her zaman olduğu gibi sorduk seninle birlikte. Peki bu nedeni araştırırken ben şöyle yapacağım ispatı. Biraz üçgenlere kaçacağım. Hatta bir sonraki derste de buradan da destek alacağım. Şimdi üçgenleri iyi kötü hepimiz biliyoruz. Doğru mudur? Evet hocam. İki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Bak burada bir üçgen oluşturdum. Sarı üçgenden bahsediyorum güzel arkadaşım. Birinci kenarı, ikinci kenarı, hop üçüncü kenarı gördün. İki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. A artı B oldu burası. Aynı mantıkla yola devam ediyorum. İki iç açının toplamı bir üçgende kendilerine komşu olmayan bir dış açının toplamına eşittir üçgenleri öğrendikten sonra ki bir sonraki derste başlıyoruz artık. Şimdilik altyapı yapıyoruz. İnanılmaz kolay bu ispat. Hatta hatta aynı mantıkla buradaki ispatı da yapabiliyorsun. Ördek ayağı falan diyorlar buna. Ama mantık aynı. Dışarıya bakan şuradaki kırılma noktalarındaki açılarla bütün iç açıların toplamı ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. Burada ispatı sana bırakıyorum. Çünkü bak benzerini yaptım. Aynı mantıkla senin görmeni istiyorum. Artık şuradan ben bir tane ek doğru çizeyim. Şu açı şu açı şu açı bıt. Şu açı şu açı şu açı, şu açı bıt. Yazarsın be. Bence artık ekstraya gerek yok. Burada çünkü yanlış şekli de yana çizmiş mi yani ben. Yanlışlıkla o şeklin aynısını buraya koyup ispatı yapacaktım ama. Kusura bakma ben aynı şekli koymayı unutmuşum oraya. Sen artık ispat sende. Ellerinden öper. Bir tane de sen yap canım. Hepsini bana mı bırakacaksın. Ya bakayım ben sana soruları çözeceğim şimdi. Gel biraz soru çözelim beraber. Şimdi oyun başta anlattım. Hani bu uğulu sistem vardı ya. Sen formül ezberledin ne yaptın hiç önemli değil. Biz ne yapacağız? Tek bir tekniğimiz var. Hocam buradaki açıların toplamı kaça eşitti? Biz x'e ulaşacağız. Paralel D1, D2 süper. Yaparız biz bu soruyu. Nasıl yaparız? Hemen kırılma noktalarından çizgilerini çek efendim. Çektim hocam. Şuranın toplamı kaç olacak? 180 olacak. Buranın toplamı kaç olacak? 180 olacak. Buranın toplamı kaç olacak? 180 olacak. Şimdi diyorsun ki hocam burada 3 tane 180 var. O zaman ne yapalım? 180'i 3 ile çarpalım. O zaman ne yaptı bu cevaplar? 540 derece. Bak benim bulduğum 540 neye eşit? 540 derece mi yazıyorum karşılığındaki açılar. Ne var hocam? 145 var. Kaç tane 145 var ama? iki tane var. İkisini de yazdım. Tamam mı? Artı dedim. Bir tane 110 var hocam. 110'u mu yazdım? Yetmez dedim. Bir de x'imi yapıştırdım oraya. Şunları bir toplayalım bakalım. Şurası 9 yaptı. 290 yaptı. 290 ile 110'u topladım. 0, 0, 3 bir de elde 400 yaptı. 540 artı x'in cevabı neye eşit? Pardon. 540, 400 artı x'e eşit. Attım karşıya x dediğim değer kaç derece kaldı? Tertemiz bir 140 derece kaldı. Çözdük mü bunu? Hepimizin çözmesi lazım yalnız. Bak buraya kadar alt yapılar devam etti. Üçgen bir sonu gider. Beşinci föyde başlıyoruz efendim. Üçgenlerde çok hızlı devam edeceğiz. Hazır mısın? Geliyor. Yalnız üçgenlere kadar burayı iyi öğrenmeyen arkadaşlar. Biz üçgen yapamıyoruz. Üçgende açı çıkmıyor. E arkadaş senin doğru da açın eksik. Senin kalsiyumun eksik, potasyumun eksik. Nasıl yapacaksın bunu? Yani doğru da açın eksik, ördek ayağın eksik, roket üçgenin eksik. Eksik de eksik. Hadi üçgen yap. Olmuyor. Olmadın mı? Böyle yapman lazım. Tamam. Hadi gel. Şimdi bak az önceki soruya çok benziyor. Hocam zorlanıyorum. Tamam bak o zaman bırak hepsini. Bırak kağıdı kalem. Bırak bir. Zaten kağıt kalem yoksa olmazmış. Bırak bir bırak. Şöyle bir bırak. Bir dinle benden. Kapat durdur ekranı. Aç kitabı. Aç fotokopiyi. Aç bir şeyi. Bir de kendin çöz. Tamam. Bak böyle ilerleyeceğiz. Bir kez dinleyeceksin hocadan. Hadi gel. Şimdi baktım soruya. Dedim ki bu açının, bu açının, bu açının, bu açının toplamı nedir? Ya hocam kırılma noktalarını bir saydırsana ona. 1, 2 tane çizdim ya. 1, 2, 3 tane var. Kenarda sayabilirsin hiç fark etmez. 180 çarpı 3 az önce de yapmıştık. Oradaki açıların toplamı kaç derece? 540 derece. Bir dakika orası bir kere cepte dursun. Onu da bir anlaşalım seninle. Anlaştık mı? Anlaştık. Benim sana burada bir lafım daha var. Ben bu açılara bir değer vermek istiyorum. A ve A açısı. Niye açı ortay? Ben bu açılara da birer değer vermek istiyorum. B artı B. Kabul müsün Buraya kadar anladın mı her şeyi? Devam. Güzel soru yalnız ha. 540'ı yazdım. Dedim ki 540 neye eşit? Hocam yukarıdan 2 tane A geldi. Aldım geldim. Hocam yukarıdan 2 tane B geldi. E tamam eyvallah onu da aldık. 125 ve 115 var. Hadi yazalım bakalım. 125 bir de kaç var? 115 var. Bunları da aldım geldim. Şimdi şu değerleri bir toplayalım bakalım. 540'ımı yazdım. 2 tane A'mı aldım. 2 tane B'mi aldım. <laughs> Çok özür dilerim. 5 5 tane yaptı 10 yaptı. Elde var bir. Bir dakika. Tamam doğruymuş. Bir an çerçeveyi unuttum sandım. Sizin yüzünüzden üçgenler videosu çekmekten başka videoların da çerçevelerini üçgenler yapmaya başladım ya. O kadar çok ısrar ettiniz ki arkadaş üçgenler diye. Benim aklım fikrim üçgenlerde kaldı ya. Valla bu kadar ısrarcı bir tayfa görmedim ben hayatımda. Elde var bir. 2 bir daha 3 yaptı. Bir de elde 4 yaptı temiz. Bir bir daha ne yaptı? 240 yaptı. At karşıya. At gitsin. At gitsin ne kalır karşıya? 300 kalır hocam. 300 ne? 300 ne söyle bana? 2 artı 2B değil mi? Şimdi diyeceksin ki ne yapacağız hocam? İki parantezini alamaz mısın alırsın. Aldım geldim. Dedim ki burası 300 ya. İki parantezinde yazınca bu A artı B'ye eşit. Ufak bir sadeleştirme cırt sana cırt sana burası ne oldu? 150 derece oldu. O zaman sonuç belli. Sonuç belli. A artı B'ye biz ne diyeceğiz? 150 derece diyeceğiz. Çat diye vurduk cevabı oraya. Ha hocam cevap bu mu? Değil. Peki cevap ne hocam? Bir şey söyleyeceğim sana. Sen şimdi artık üçgenin iç açılar toplamını bilen bir insansın. İspatlayacağız. Bir sonraki dersi ispatlayacağız sonunda ama bunu görmeni istiyorum. X artı A artı B'nin toplamı ne yapar? Hocam üçgenin iç açıları toplamı olduğu için ne yapacaktır? 180 derece yapacaktır. Ben istiyorum ki sen bunu yaz. E yazdım. E sen 100 A artı B'nin kaç derece olduğunu biliyorsun. 150 derece. Salla karşıya. X dediğin cevap ne çıkacak? 180 eksi 150 geldi. E biz bulduk buradan X'i x eşittir 30 derece dedim. Biz niye cevapları buraya yazmıyoruz ya? Vurdum cevabı 30'a. Göndereyim mi gelsin mi? İyi gidiyor değil mi? Ya geometri aslında var ya öyle pazar bulmacası çözmek gibi bir şeydir. Kahvaltı masasına oturmuşum böyle. Millet böyle sohbet muhabbet çaylar ne Bir yandan zeytinli peynir de götürüyorsun. Abi geliyor böyle bir tane tık 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 çözüyorsun koyuyorsun kenara demo. Çözüyorsun ke ya bak inanılmaz lezzet alacaksınız. Çözdükçe geometri çözeniz gelecek. Sonra millet niye geometri yapamıyor diye soracağız kendi kendimize. Valla bak sistem o yani onu da söyleyeyim. Hocam bu soru nasıl çözülecek ya? Bak bu biraz sert. Ama çok da sert değil sen bunu yaparsın be. Yaparsın gözüm be bak şimdi. bak 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 bak. Kırılma noktasından çektik mi çektik? Kırılma noktasından çektik mi çektik? Hocam buradan... Buradan çekmeyeceğim. Bir dakika bekle. Acele etme. Bir şey göstereceğim. Yeşilleri takip eder misin? Bak şimdi yeşilleri takip et. Ediyoruz hocam ne var bunda? Ettik hocam ne var bunda? Et. Et işte. Takip et. Buranın toplamı ne yapacak hocam? Hocam burası 180 yapar. Biliyorsun yani şu U'da. Hocam buranın toplamı da 180 yapar. Doğru mudur efendim? Doğrudur. Buralar 180 yapacak. Peki ben sana bir şey söyleyeceğim. 155, 105 burada bir değer var. Hepsini toplayın da 360 yapmayacak mı? Şu hepsinin toplamı olan. Onu görmen lazım yalnız bak. 360 derece dediğim şeyin içerisinde şuradaki 155 var mı? 155 polis imdat. Çok kötü espri. Tamam tamam yapmıyorum bir daha. Bir daha yapmıyorum espri. Zaten yapamıyorum demiştim size bir önceki videoyu açın. Aa, e, altına espri yazanlar olmuştu. Bak onlardan okuyacaktık dur. Üçgenler 5'te o esprilerden okuyacağım size birkaç tane tamam. 155'i yazdım buraya. Ben yapamıyorum arkadaş olmuyor ya. 105'i yazdım hocam. Ya bak burada bir x değeri var. X yukarıda varmış tamam. Şuna a değeri diyelim anlayacağımız cinsel olsun. Şurada da b değeri var tamam. Biz oradaki a değerini bulacağız. Oradaki küçük değeri bulacağız. Nasıl bulacağız? Şu ikisini toplayacağız. Ne yaptı? Onun sıfır elde var bir. 6, 260. Salladım karşıya. A dediğim değer kaç geldi? 100 derece geldi. Şimdi 100 neresi? 100 burası hocam. Hocam oranın tamamı 135. Sen B'yi istiyorsan eğer düş içerisinden yüzü. Düştüm hocam 35. İzmir'e selam olsun. Bitmedi soru. Soru bitmedi. Bazı arkadaşlar bu soruyu daha hızlı çözebilir. Ben böyle gördüm. Yani ben böyle çözebildim. Ama geometrinin güzel yanı kimse kimseye üstünlük taslanmaz burada. Çünkü herkes çözebiliyor. Herkes farklı yollardan çözebiliyor. Bak şimdi burası 35 şu kuralı hatırladım mı? Hani Mehmet'imin M'si kuralı vardı ya. Hocam M kuralı deyince Mehmet Hoca ben bilemedim. Mehmet Hocam deyince bildim diyen bir arkadaş vardı yorumlarda. Sağ bakanlarla sola bakanların toplamı eşittir ona selam olsun buradan. 25 de 35'i toplayacağım. Cevap kaça eşit olacak X'e? X'in cevabı ne olacak? Topladım 10, 5, 6, 60. Bir dakika. Evet 60. Evet 60 derece. Vur cevabı 60'a. Gönder gelsin sıradaki soru efendim. Devam mıyız efendim? Sıradaki soru. Ördek aya. İspatını yaptın ama. Bak yapmadıysanız zorlanırsınız orada karışma. Formülü ezberledin. Keşke ispatı da yapsaydım be. Çok tatlı bir ispat var. Kaç kişi yaptı o ispatı be. Neyse ben yapayım bari de. Ördek ayağında arkadaşlar. içeriye bakan arkadaşların açı değerleri toplamı dışarıya bakan arkadaşların açı değerleri toplamına eşittir. Yani ben ne yapacağım burada? Sarıları toplayacağım efendim. Neye eşitleyeceğim? Gideceğim yeşillere eşitleyeceğim. Toplayalım bakalım. 10 var. 10 var. Ne yaptı? 20 yaptı. Öyle uzun uzun da toplamayacağım. X var. X var. Ne yaptı hocam? 2X yaptı. Dışarıya kim bakıyor? 85'te, 95 bakıyor. 85 aldım. 95 aldım. Bir topladım bakalım bunları ne yaptı? 7, 8, 180 yaptı. 20'yi aldım. Karşıya attım. Eksi 20 olarak gitti. Burada 2x'imiz hala duruyor. 2x eşittir kaç geldi? 160 derece geldi. Böyle herkese 2. x eşittir 80 derece. Bitti. Bu kadar. Yapıştır. X'i istiyorum. Bitti. 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 Bol örnek. Bol örnek. Tamam. Sayfa 16'dayız. Sen de çözüyorsun bu örnekleri. Gönder gelsin. Hocam bu ördek ayağına benziyor ama tam bir ördek ayağı değil sanki be. Hani bizi bir kandırmaca falan mı var hocam bu soruda dersen? Gel çözelim bakalım bu soruda ne yapacağız? Ördek ayağıyla mı çözeceğim? Bak bir farklı. Hadi ördek ayağıyla az önce çözdüm istersen farklı çözeyim bu soruyu. Şimdi diyorum ki ispat bilen insanım ben. Azıcık ispat bilen insanım. Gel böyle çözelim bu soruyu. değişiklik olsun. Uzat bunu. Bunu da uzat bakalım. Bunun üstünde dur ama daha da ilerleme orada dursun tamam. Bak nereye bal Allah. Im. Ya çok zevkli değil mi ya? Şu kuralın güzelliğine bakar mısın? Üçgende iki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Burası dış açı. Anlatacağım üçgenleri ama şimdilik bu kuralı bilince çok rahat çözüyorum bu soruları ya. Gördün mü bunu? gördüm hocam. Peki yine aynısını söyleyeceğim. Elimde bir tane daha üçgen var. Göstereyim abi. Bak hangi üçgenden bahsediyorum. Göstereyim sana hemen. Şu üçgenden bahsediyorum. Şuradaki arkadaşların toplamı. Şunla şunun toplamı. Kendilerine komşu olmayan dış açıya eşittir. X artı 15. Onu da ekledim. X artı 25. Kabul mü? Şimdi sen diyeceksin ki oradaki hocam üçgen çok küçük gözüküyor be. Acık büyütebilir misin? Ben de acık büyüttüm geldim. Şurası kaçtır? X artı 25. Hocam şuranın dışı 110. E burası doğru açı. 180 derece eşit. Burası kaç derece çıkar? 70 derece çıkar. Uzat bunu. Hocam buranın dışı 115. O zaman içeri geleceksin. Burası ne gelecek? 65 derece. Bunu da yazdık. E üçgenin iç açılar toplamı. Ben bu üçünü topladığımda ne yapmasını bekleyeceğim? 180 derece yapmasını bekleyeceğim. X artı 25 artı 70 artı 65 eşittir cevap 180 derece olacak. Şu ikisini topladım 10. 8, 9, 90 derece yaptı. 90 ile 70'i topladım ne yaptı? 90, 70, 160 yaptı. Attım karşıya x eşittir 180'den 160 çıktı. 20 derecedir. Sen de x'i istiyordun bir zahmet. Yaz bakalım buraya 20. Yi. Vurdum cevabı 20'ye. 13 sayfa, 10. sayfa biter. Baya bol bol örnek çözdük. Şimdi yıldız kuralı diye bazı kitaplarda var. Ben vermeyeceğim yıldız kuralını. Ben mantığı görmeni istiyorum çünkü. Sana o anlattığım iki iç açının toplamı kuralına baskı yapmak istiyorum. Çünkü geometri kaçıncı bölüdeyiz? Dördüncü bölüdeyiz. İlk defa benden burada duydun mu? Duydun. İspatını yapacağım bir sonraki ders. Ama belki de geometri derslerimizin sonuna kadar bu kuralı kullanacağım. Şaka falan değil. Çok ciddiyim. Bu kuralı öğrenmek zorundasın. Başka yolu yok. Başka yolu yok abi. Öğreneceğiz. X'i istiyor. Yıldız kuralı var karşımızda. Formülü var. Geç formülü. Biz ezber yapmayacağız. Biz ezberle öğrenenlerden olmayacağız. Şimdi bana üçgen bul burada bak. Şu üçgeni mesela görmeni istiyorum. Görebiliyor musun yani? Bak şu üçgeni görmeni istiyorum ben senden. Gördük ne var hocam? İki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Kabul müsün? Kabul. X artı 10. Kabul. Bir dakika ya. Kendim soruyorum kendim cevap. Kabul müsün? Salla kafayı. Kim bilir kaç kişi salladı. Evet kabul hocam. Kim bilir kaç. Yerim ben seni. Yerim güzelim var ya. X artı 10. E 15 tane ne yaptı? X artı 25 yaptı. Bak bir dikkat et. iki iç açın toplamı kendine komşu olmayan dış açıya eşit. Doğrudur. Şimdi gel sarıları bir gör. Sarılardan neyi göstereceğim ben sana? Aa bunun böyle bir kuralı mı varmış? Aslında ispatından çözüyorum. O yüzden çok lezzetli geldi sana. Dadından yemmiyor soru ya. 20-15 tane yaptı. Hocam 35 yaptı. Ben demedim mi sana bir üçgende iç açılar toplamı 180'dir. X'i aldım. X artı 25'i aldım. Efendime söyleyeyim oradan 35'i aldım. Dedim ki bunların toplamı 180 olmak zorunda. Şu ikisinin toplamı bir kere 60. Burası 2X. Toplama alaka çeşit 180'e eşit. 2X eşittir. 60'ı salladık karşıya 120 geldi. Her tarafı 2'ye böldük. Cevap eşittir 60 derece. Gittim 60 dereceyi vurdum buraya. Döndüm baktım sana. Son bir tane daha. Yoruldum biliyorum ama. Son bir örnek daha çözelim öyle bırakayım. Kalem ucu sorusunu hatırlıyorsun. Bakıyorum ben bir yandan soruya da. Paralellik falan bir şeyler var. Sen çöz. Durdur ekranı sen çöz. Şimdi değil. Soruyu açacağım o zaman durdur sen çöz. Sonra sen sağ ben selamet. Üçgen beşte görüşeceğiz tamam mı? 145. 65. İki tane nokta. X. X'i arıyorsun. Hepsi birbirine paralel. Yardım edeyim. Ederim. 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 Gel. Söyleyemedim. Ederim. Gel. Şimdi bak. Burayı yakaladım mı bu önce? Yakalamama imkanın yok. Sonra dedin ki hocam ben buradan keserim bunu. Şuranın toplamı ne çıkacak? 180. Şuranın toplamı ne çıkacak? 180. Hocam yalnız burada bir tane bilinmeyen var. Gel. Açı ortay olduğu için 2 Tamam. 2 tane y'nin toplamı. Bak köşe açıları topluyorum. 2 tane y'nin toplamı. Elimde 65 var. Elimde 145 var. Yazdık mı? 180, 180 ne yaptı? Hocam 360'ı patlat oraya. Şunları bir toplayalım bakalım. Ne yaptı? Normalde 5'ler olmasaydı 200 yapardı. 5'ler de var. 210 yaptı. Salla 210'u karşıya. 2 tane y eşittir 150 derece. Her tarafı 2'ye böldüm. Y eşittir 75 derece. Soru biter mi? Bitmez. Soru biter mi? Nereye bitiyor? Şimdi bu y ye gördüğümüz yere ne yazacağız? 75 derece yazacağız. Şuraya ne yazacağız? 75 derece. Ama ben sen biliyorsun artık şu iki paralel doğrunun toplamı neyi verecektir? 180'i. May maşallah sorunun güzelliğine bak be. Bütün kuralları bize kullandırmaya çalışıyorlar bir soruda. Severim böyle soruları. Eminim sen de seveceksin göreceksiniz zamanla çözdükçe. Burası geldi? 105 geldi. Sayfa 16'da. Bizim bugünkü son sorumuzdu bu. Ama sen... Abi geometri yapmak istiyormuşsun. Kaç yaşında olduğunun umu... Yani hiçbir önemi yok. Eminim 9. sınıfsın. Hocam sınav var yarın ben onu hazırlı. Öyle de dilemiyorsun. Üçgenleri yapmazsan ey güzel arkadaşım. O üniversite sınavı günü geldiğinde çok canımız yanar. Üçgenleri yapmazsan 10. sınıf dörtgenleri yapamazsın. 11. sınıf geometriyi hiç 12. sınıf geometriye sadece el sallarsın. Sen el sallayanlardan mı olacaksın? Yoksa şu ödevleri yapıp üçgenlerin içinden geçenlerden mi? Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoş kal, hoşça kal.